Kim arkadaşı? Fotoğrafları değil. Bir gir ya. Sen bas bize bas. Alamıyorum. Trafik kazası gelirken trafik kazası geçirmiş. Benim bilgim bu kadar. Ondan sonra hastaneye getirmişler. Ben hastane gördüm. Ben oğlumdan çok iyi bir çocuk, çok bir evlattım. Onunla gurur duyuyorum. Onun organlarını bağışladım, gurur duyuyorum. Herkes organlarını bağışlasın. 5 kişi hayat verdi benim oğlum. Onun herkesi bağışlasın, hayat kurt, bekle, organ bekleyenlerin canlarını kurtarsınlar, onlar da yaşasınlar. Ben evladımla gurur duyuyorum. Çok merhametli, çok iyi bir çocuktu. İçim yanıyor anne olarak ama oğlumu, organları yaşıyor, çok mutluyum. Çok mutluyum, hayat verdi herkese, 5 kişi hayat verdi. Çok akıcı. Alamıyorum. Organ nakli ülkemizde sosyal bir problem. Yaklaşık olarak 28 binden fazla organ nakli bekleyen hastamız var ülke genelinde. Karaciğer bekleyen, böbrek nakli bekleyen, kornea bekleyen, kalp ve akciğer bekleyen insanlar. Eskişehir Şehir Hastanemizde kurulduğundan beri 117 beyin ölümü tespiti. 36 tane de organ nakli organ vericisi tespit ederek biz bu duruma katkıda bulunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ve önemli bir eksikliği tamamladığımızı düşünüyoruz. 7 Mayıs tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Korkut'un da organları az önce Yaşar Yiğit teyzenin de söylediği gibi, annesinin de söylediği gibi 5 kişi de hayat buldu. Bu anlamda teyzemize teşekkür ediyoruz. Mustafa Korkut'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sonrası için de yine örnek olmasını temenni ediyoruz. Şu anda evladın canı. Evet, ne mutlu bize. Herkes organ bağışında bulunsun. Teyzin yaşın ne?